ararsanız var. Şimdi İstanbul Haber Müdürümüz Cem Özkeskin bize yine Hakime Gülün Gül Hanım'ın Gül, Hanım Gül Altınoğlu'nun adının karıştığı aslında baş aktörü olduğu bilmediğimiz bir olayı anlatacak. Cem hoş geldin. Hoş bulduk İpek. E, Epeydir çalışıyorsun. Evet. Çok fazla kişiyle görüştün. Çok telefon konuşması yaptın. Birçok belgeye, bilgiye ulaştın ama bize bir hiç bilmeyen insanlar için şunu bir anlat. Hakime Gül Altınok kim? Hakime Gül Altınok sırasıyla Van, Muğla, Sinop, Edirne ve en son olarak da Adana'da sırasıyla görev yapmak üzere o zamanlar evli olduğu eşi, vali yardımcısı Salih Altınok'la birlikte Sürekli tayini çıkarak orada iş birlikte görev yapan birisi. Hı hı. Biz adını nerede duyuyoruz Gül Altınok'un? Ee, Server Leventoğlu isimli hı hı. bir iş insanı Gül Altınok'la evliliği sırasında yasak bir aşk yaşadığını söylüyor. Gül Altınok'un bazı davalarda rüşvet çarkının içinde yer aldığını söylüyor. Server Leventoğlu hı hı. E, öncelikle bir akaryakıt kaçakçılığı davasıyla yargılanırken... Gül Altınok'la tanışıyor. Gül Altınok kendisinden 500 bin lira istiyor. Server Leventoğlu bu parayı veriyor. Fakat infazı durmuyor. Durmamasına rağmen Gül Altınok'la <laughs> ilişkisi devam ediyor. Ve Gül Altınok'la birlikte aslında bir güçlerimizi birleştirelim dönemi yaşıyorlar belli bir süre. Sonra Server Leventoğlu artık bu çarkın içinden çıkması gerektiğini düşünüyor. Çünkü tam da benim bugün görüştüğüm mağdurlarla bir araya geliyor. O yüzden... Olayı özetleyebileceğimiz asıl yer Edirne. Edirne'ye bakmak lazım bir pek. Edirne'den ben e, burada bilişim uzmanı olarak adlandırdığım ismini vermek istemeyen asıl mağdurla bugün Hı. çok uzun süreli bir görüşmem oldu. Gül Altınok ve Sa Salih Altınok çiftini en iyi özetleyen kişi de kendisi. Çünkü tüm bilgilere vakıf e, ikilinin bütün belgeleri de onun elinde. Yani e, Özellikle Edirne'de şöyle bir yapı olduğu söyleniyor. E, Gül Altınok ve Salih Altınok, Salih Altınok o dönemde Edirne'nin vali yardımcısı, Gül Altınok, hakime şöyle bir sistem var. E, eğer sen neyden yargılanırsan yargılan, suçunun hiçbir üst düzey, alt düzey olması önemli değil. Sana duruşma tarihinden 10 gün önce, 15 gün önce iş yerine ya da evine İki ya da üç kişi geliyor ve diyorlar ki biz Hakime Hanım'ı tanırız, bize bu kadar para ver, senin dosyadaki işini çözelim. Bizim daha önceki haberlerimizde FETÖ borsasında defalarca dile getirdiğimiz sistematiği Gül okun artık tefecilik, darp, adam yaralama gibi küçük suçlarda bile küçük meblalarda rüşvetle çözdüğünü görüyoruz burada. Bir hemşire mağdurla görüştüm ben. Mesela tefecilikle yargılanmış, çalıştığı hastaneye gidiyor iki e, kimliği belirsiz kişi. <laughs> Hemşireye diyorlar ki, e, Hakime Hanım'ı tanırız. 50 bin lira bize para ver. 2019 yılında. Hemşire reddediyor. Duruşmanın ilk duruşmayı 15 gün sonraya öteliyor. Hakime Gül Altınok. Sonra tekrar bu iki kişi gelip diyor ki, bak erteledik. Bu sana bir uyarıydı. Bize para ver. Hı hı. E, senin dosyanı çözelim. Yine para vermeyi reddedince kadına infaz veriliyor hemşireye. <laughs> e, fakat bu dava istinaftan dönüyor. İstinaf diyor ki ben burada bir delil göremedim. Bu kadına nasıl e, ceza verebildiniz? Daha sonra Gül Altınok e, kendi çevresiyle birlikte bu kadını tefecilikle bir şekilde ilişkilendirip istinafın da onaylayacağı biçimde tekrardan e, yargı meselesini çözüp Kadına gerçekten infaz verdirtiyor. Yani istinaftan dönmüş bir davayı bile tekrardan üstüne gidip çözüyor. Şimdi asıl mesele şu. Küçük büyük dava ayırmıyor. Hiç ayırmış, ayırmıyor. Ayırt etmeksizin. Bir FETÖ borsasına çalışırım gibi bir durum yok. Nereden para gelirse gelsin gibi bir durum var. Şimdi e, asıl mesele burada Edirne'deki hikaye şurada kırılıyor İpek. E, avukat KK dediğimiz kişiyle tanışıyorlar Edirne'de. Hı hı. Tanışma nedenleri de şu. Salih Altınok, Gül Altınok'un bir erkek evladı var. Ee, avukat ve aynı zamanda Aikido hocası. Hmm. Bu çocuk da Aikido kursunda. Buradan bir tanışıklıkları doğuyor. Bu tanışıklık, Gül Altınok'un şöyle bir özelliği var. Çünkü nerede görev yaparsa yapsın, eşiyle arasının açık olduğunu, evliliklerinin yolunda gitmediğini e, söylüyor. Ve hangi şehre yeni atanırsa, o şehrin tapu kadastro müdürü, vergi müdürü, il sağlık müdürü, Milli Eğitim Müdürü kim varsa herkesi ilk 15 günde arayıp bir kendini ben ağır ceza reisim diye tanıştırıyor. E, eşim i̇lişki de vali kuruyor. diyor. Aha. Yani, vali yardımcılarına da vali denir diye sonradan açıklamaları var ama hı hı. eşim de vali diyerek bir ilişki kurmak istiyor ve onları bir e, konsolide edebileceği zamanında kullanabileceği bir sistematik olarak kafasında kurmaya başlıyor. <laughs> bu bütün mağdurların anlattıklarından çıkardığımız bu. Edirne'de de o avukat KK, o belirlenmiş isimlerden bir tanesi. Çünkü KK'nın e, hem Edirne Emniyeti'nin içinde avukatlığından kaynaklı önemli bağlantıları var. E, geliyoruz Edirne'de 2016 yılında 15 Temmuz'da Gül Altınok'un eşi Salih Altınok, FETÖ'den 15 gün sonra açığa alınıyor. Gül Altınok bu sefer ben e, zaten aram kötüydü diyerek bir boşanma davasıyla... Kocasıyla arasını iyice açık göstermeye başlıyor. Gariptir, e, Salih Altınok'u o dönemde soruşturan e, savcı e, Gül Altınok'la e, sürekli rekabet halinde olduğu söylenen Fatih Aslan. Şimdi bu savcı Fatih Aslan, e, kayınbiraderi Engin Thomas Fatih Aslan'ın yine Gül Altınok gibi bu savcının da hakime gibi, Rüşvet topladığı, bu rüşveti de kayınbirader avukat avukat e, Engin Tomaz aracılığıyla bu rüşveti topladığı dosyaları da bunun üzerinden kapattıkları söyleniyor. Fatih Aslan, Salih Altınok'a takipsizlik vermesine rağmen Salih Altınok ihraç ediliyor. Ta ki 2022'ye kadar görevine iade edilmiyor. Şu anda Gaziantep Vali Yardımcısı olarak görünüyor. Fakat kadrosunun orada olduğunu söylüyorlar. Kendisi Gül Altınok gibi Adana'da ikamet ediyormuş, Onu da öğrenmiş olduk. Hmm. Gaziantep'te, işte Gaziantep Üniversitesi'nde kısa süreli bir görünürlüğü var ama asıl yeri yine Adana gibi. Ama Gül Altınok meslekten ihraç. Evet, Gül Altınok <laughs> meslekten ihraç. E, Fatih Aslan kaçak durumda, yurt dışına hmm. kaçmış durumda. Onun 2022'de açılmış bir davası vardı yine rüşvetten dolayı. Bunlar birlikte e, bir çark. Şimdi çarkın en saçma kısmına geleceğiz ama en çarpıcı kısmına yüksel uzun benim artık bu şablonda üfürükçüden başka bir şey diyemeyeceğim bir büyücü Üfürükçü, o falcı gibi bir şey mi? Ee, yani falcı demek de yani hani böyle tarot falı bakan biri de değil aslında. Ölüleri diriltip sizinle konuştuğunu iddia eden biri. Hmm. Ee, o yüzden tam olarak hani metafizikle uğraşan biri diyelim. Gülaltınokla buluşmasından görüntü de var değil mi? Evet. Arkadaşlarımız onu versinler biz görelim. İzleyicimiz de görsün sen anlata dur ama. Tabii. Hı hı. Eee Gülaltınokla Yüksel Uzun Sinoptan tanışıyorlar. Ee, Gül Gülaltınok Yüksel Uzun'a sürekli danışan. Hı hı. Gariptir davalarını danışan biri. Benim elimde böyle bir sanık var. Ben bununla ilgili nasıl karar vermeliyim? Bana evliyalar ne diyor? Senin ekip ne diyor? Ekip dedikleri de onların cin diye tabir ettiği e, varlıklarmış. Ekip diye aralarında konuşuyorlar. Hatta birazdan bir ses kaydı paylaşacağız. Ee, Yüksel Uzun'la Gül Altınok'un konuşmasından. Gül Altınok bir savcıyı şikayet ediyor hı hı. E, Yüksel Uzuna. İşte Yüksel Uzun'un Şu... Ee, Biraz ses duyalım mı? Tabii. Biraz ses duyalım. Değil mi? Hiçbir şey olmuyor ona diyor. Ben size söyledim. Bir şey olmasın. Güle ne yapabiliriz? Ya, Buluyorlar mı? sayın seyirciler. Evet. Bu Gül Altınoğuz fakat kendisini üçüncü şahıs yani dışarı çıkarak Gül de başka biriymiş gibi adlandıracak. Öyle bir hipnoz Senin yöntemi. O üfürükçü dediğin kişi Yüksel Uzu'nun yanında evet, şu an. Evet Yüksel Uzu'nun bir seansında mı diyelim artık öyle bir e, organizasyonunda e, ölmüş annesiyle konuştuğunu iddia ediyor. Melihat ismi annesinin. Annem geldi beni öptü gibi sesler şey de var. Peki. Ee, şöyle bir durum: Yüksel Uzun'a şey bir savcıyı, o savcı söyleyeyim söyleyeyim. da Eşref Bal, Eşref Bal Aa. da kritik bir isim. Şey, geldi. Ee, yüksel Uzunu geldi. Eşref Eşref Bal'ı Yüksel Uzun'a şikayet ederken, Yüksel Uzun bir anda diyor ki, ben o savcıyı bitireyim mi, ekibi göndereyim mi diyor. İyi duyalım mı sesi? Ee, hazırsa o, o da çok kritik bir ses çünkü. Peki dinleyelim. stüdyoya dalın. Da ben yardım istemiştim sana bir şey söylemişim. Bunlar şikayet edilir mi Yüksel ya? Savcı için ne demiş? Onu bir daha söyle. Araba geçti yanımdan da. Ben bir savcı için Güya demişim ki rüşvet He? istiyor demişim. 2 milyon rüşvet istiyor. Ben savcının rüşvet istediğini söylemişim Güya. Ya ben şimdi Allah aşkına öyle bir şey oldu. Ben öyle bir yuvarlak bir laf etmiş olabilirim ama o savcı öyle bir zaten. Onu herkes biliyor da iyi de sen beni niye şimdi adamla karşı karşıya getiriyorsun? Bu şikayet edilir mi? Veya da sen benden bir şey sormuştun. Ben bir dosyayla ilgili, elimdeki dosyayla ilgili sana bir şey söylemişim. İyilik yapmışım. Bu şikayet edilir mi Yüksel? Bu erkeklik midir? Bu insanlık mıdır? Bu nedir Yüksel ya? Adi şerefsiz. Hadi şerefsiz. Dövdüreyim mü lan? <laughs> Göndereyim bir ekip hemen. Yarın, yarın da cuma. Cuma Hayır, olmaz. Cuma kesin. <laughs> Sen sen, sen oradaken onlar sen bana bunun her şeyini böyle alt üst et, ne et, edebilirse davam. İşte o adam ekip dedi. E, Yüksel Uzun'un cinleri olarak iddia ettiği ekip. Yani bir savcıya. Ha, ekipteki yani üfürükçünün ekibi cinler. Evet. O i̇yi, ekip. İyi saatte olsunlar. O o ekip gidecek savcıyı evet. e, görevinden edecek ya da gül Altınok'la uğraşmasını Kişi engelleyecek. Yani işin kötüsü bu. Evet toparlayalım. Toparlayayım ben. E, bu dosyanın e, birçok alanı var ama şunu e, emin olmak lazım ki... ...mesela Gül Altınok'un bu bilişim uzmanıyla bir konuşması var. Son örnekle kapatayım. Bilişim uzmanına e, bir duruşma arasında bilişim uzmanını arıyor. O anda duruşma devam ediyor bu arada. Diyor ki e, şu anda elimde diyor, yasa dışı bir bahis operasyonu var... 30 milyon lira dolandırmışlar. Adamı diyor içeri atacağım diyor. Bilişim uzmanı da diyor ki ya niye içeri atıyorsun ki bu adamı diyor. Dışarıda bırak mağdurlar onu parça parça koparsınlar. O adamı diyor ödüllendirirsin içeri atarsan diyor. Sonra duruşma bitimi bir daha arıyor. Bilişim uzmanı bir anda görüyor. Seni dinledim diyor. Adamı diyor serbest bıraktım diyor. Şimdi yargının bir dışarıdan bilişim uzmanı arkadaşıyla konuşurken ondan etkilenip bir yasa dışı bahis operasyonunda birini tahliye eden bir hakimeden bahsediyoruz. Ee, onun çarpık ilişkilerinden bahsediyoruz. Ve geldiğimiz noktada e, hem bilişim uzmanı tarafı hem avukat <laughs> KK'nın e, bambaşka işlerle e, isnat edildiğini görüyoruz. Bir de bu ekipte bir avukat SD var. Hmm. Son olarak onunla kapatayım. Avukat SD'nin e, bilişim uzmanıyla bir ortak yönü var. Bir dönem birlikte yaşamışlar ve Gül Altınok'la ilişkilendirilmişler. Şimdi Gül Altınok avukat KK ile mücadelesi sırasında KK'nın yazışmalarını öğrenmek için diyor ki bilişim uzmanına soruyor ben bunu bilgileri nasıl alabilirim diyor. Bilişim uzmanı da diyor ki telefonunu alman lazım, kimliğini çoğaltman lazım. Bir sürü akıl veriyor. Bu avukat SD de diyor ki ben bunu yaparım. Bana bırak bu işi. Hakikaten avukat KK'nın kimliği kopyalanıyor, Telefonu ele geçirilmeye çalışılıyor ve savcı eşref bala Edirne'deki savcıya tehdit mesajları atılıyor KK üzerinden. KK'da her e, kimliğini geri aldığında, telefon hattını geri aldığında Eşrefbal'dan tehditli cevap görünce anlıyor meseleyi, e, telefonunun ele geçirildiğini. Şimdi bu SD'nin çok ilginç bir yapıyla iç içe olduğunu göreceğiz. E, Eceva hazırsa kimlik kartı meselesi üzerinden. Hı. Bir avukatın taşıma kartını bir uyuşturucu kaçakçısına verdiğini ve o kartla fotoğraf değişimiyle uyuşturucu kaçırıldığını göreceğiz. 86 kilo eroin kaçırıldı bir avukatın taşıma kartıyla ve yakalandı. İşte avukat Serdar Dedeoğlu uyuşturucu kaçakçısı Taner İnal'ın fotoğrafıyla... Kendi avukatlık taşıma kartını kullandırtarak e, bu şekilde bir e, uyuşturucu kaçakçılığına sahne olunmuş bir ilişki ağından bahsediyoruz. Peki. Ve hepsi aynı çemberde anlatılacak daha çok şey var ama Edirne ayağı böyle e, şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet Ve devam yayınlık. edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Cem. Ben teşekkür <laughs> çok ederim. Çok önemli bir haber eline sağlık emeğine sağlık diyorum. Ve hemen buradan bir tartışmaya başlayalım. Hoş geldiniz Türkiye'ye diyerek. Hoş bulduk. <laughs> evet. Bu işte. Buyurun.